Adana'dan herkese merhaba. Adana Ütopya Selahattin'in yanındayım. Dayı. Evet. Adana'da emniyet müdürlerini tanıyor musun? Aşağı yukarı çoğunu tanırdım. Nereden geliyor bu tanışıklık? Tanışıklığım da hani işim icabı. O zaman barda çalışıyordum. Barda çalıştığım için, bar çalıştırdığım için emniyet müdürleri tanımam icap ediyordu. Polislere soruyordum, polisler soruyordum, müdürlüğe soruyordum. Cevabında ahlak devamlı geldiği için, asayiş devamlı geldiği için müdür şu bilmem ne. Ben de meraklıydım çünkü polis babam asker olduğu için, asker çocuğu olduğum için, jandarma çocuğu olduğum için onun için ben de polise, askere zaafım çoktu. Dayı, şimdi Adana Emniyet Müdürleri listesi var elimde. Ha. Beşir Yalçın. Duydum. Daha o zaman ben gayrimeşru yani bar çalıştırmak için bu gibi işlerle bilgim olmadığı için emniyet müdürlüğüyle irtibatım tanımıyordum yani. Polislerle irtibatım yoktu fazla. 1963-64 senesinde görev yapmış. Duydum. Alaaddin Özkiper. İyi bir adamdı. Allah selamet versin. Kemal Serhatlı. Kemal Serhatlı'yı iyi tanırım. Allah selamet versin. Onun oğlu da vardı, müdür oldu, emniyet müdürü. Cemil Serhatlı. Cemil Serhatlı. Ha, Ankara'da bir müddet şey yaptı. Müdürlük yapmadı, yardımcılık falan yaptı. Yurt dışına Amerika'ya falan tutmam böyle görevli olarak gitti. Bilgili ve isimli bir insandı. 1966-71 senesinde Adana'da bulunmuş. En son zaten en fazla bulunan 5 sene kaldı Cemal Serhatlı. Kemal Serhatlı. Ha, yani iyi bir insandı. Allah selamet versin. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Ölmüştür herhalde. Gündüz Aktu. Gündüz Aktu'yu da çok iyi tanırım. Nereden tanın? İyi tanıdığım meşhur böyle şey gibi polis gibi gezerdi şöyle. Bekçi gibi gezerdi böyle. Her tarafta. Sivil mi gezerdi? Dolaşırdı. Yani barlara, şuraları, buraları falan bana her tarafı gezer dolaşırdı. Bir gün benim gazinoda bir itim olayım olmuştu. Olaydan birine bir tokat bulmuştuk beni. Beni aldı nezarete. Aldırttırdı. Bankalar karakolunda 27 saat nezarette yattım. Eski şeyin olduğu yerde. Bankalar karakol işte ya. Cemal Gürsel'de. Cemal Gürsel'de. Kendi yatağına kadar 3-4 saat evveli ben nezarete diye kontrol ediyordu. Emir verirdi bu çıkmayacak diyordu. Niye? Ne bileyim ben. Gıcık alıyordu. Çıkmayacak. 27 saat nezarete yattım. Ondan sonra mahkemeye verilmeden serbest bırakıldım. Çünkü mahkeme verilecek bir durum yoktu ki. Bir insan birbirine kavga eder, barışırsa, şikayetçi yok. Bunlar mahkemeye mi verilir? Verilmez. Bu kendi kendine hava yapıyordu. Nihat Ertürk. Nihat Ertürk Allah selamet versin, Allah rahmet eylesin. Babacan bir adamdı. Benim bara da gelir giderdi, barda da gelir otururdu. Barda da bir sevgilisi vardı. Misis'te Haydar Ağa diye biriyle gelirdi. Zengin bir adamla gelirdi. Zengin bir adamla gelirdi. Zengin bir adamla gelirdi. 1972-75 senesinde görev yaptı. Doğru 3 sene kaldı. Nazmi İbil. Onda bilirim irtibatım fazla yoktu. Niye? Sevmiyorsun herhalde. Yok sevmediğim için değil. İrtibatım fazla yoktu yani. 1975-76 senesinde kalmış. Bir sene kaldı. He. Alparslan Bilginer. Alparslan Bilginer'i iyi tanırım. Mühterem bir adam, iyi bir adam. Allah selamet versin. Öldüyse Allah rahmet eylesin. 76-78 Adana'da görev yapmış. He, 2 sene. Yılmaz Çapın. O da meşhur isimli bir adamdı. Emniyet müdürlerinden yani. Zarar verici değil, yapıcı bir adamdı. Neden yani? Senden bir irtibatı var mı? Yok, böyle ettiği yemişti, içmişti. Hiçbir kişinin bir emniyet müdürüyle benim yemiştiğim, içmiştiğim yok ha. 1978-79. Bir sene. Cevat Yurdagul. Cevat Yurdagul. Bilirim o da. Bunu öldürdüler bu emniyet müdürünü. Onun yanında da şoförü vardı, Ethem diye. Ethem diye biri şoförü vardı. Antalyalıydı. Benim akrabalarımın akrabasıydı. Antalya'da. Bu Ethem en sonunda başkomiser oldu. Başkomiser. Ben Ethem şeydeyken Eskişehir'deyken telefonla görüştüm Ethem'le ben. O yaralanmıştı. Yani Hasan, Cevat Yurdagul'u MHP'liler öldürdü. Hasan Saygılı. O da fazla itibatım yoktu. Allah rahmet eylesin. İyi bir insandı. Öldüyse. Ölmüştü çünkü 81 sene kaç? 79-80. Neden? 79-80 ha. Gültekin Demir. Gültekin Demir'i de iyi bilirim. 80-85 arası görev yapmış. Tamam 5 sene görev yaptı burada. Onun yardımcısı da vardı. Yalçın Çakıcı'ydı.
Hatta ben bir gün nezarete gelmiştim. Nezarette bir arkadaşım var. Onu ziyarete gelmiştim. Kendi de eski emniyet müdürlüğü. Büyük sahasının oradaki balkondaydı böyle. Müdüriyetin şeyindeydi. Bağırdı bana, gel buraya gel dedi. Ben de gördüm, buyur efendim dedi. Neye geldin buraya dedi. Ben dedim bir arkadaşıma, defol dedi ceket dedi. Ben de o değil. Ondan sonra buradan da Muğla'ya gittim. Sana niye defol git dedi? Görüştürmedi beni kimse. Yaşıyor mu acaba? Yani görüşecektim ben. Polisler ve amirler bana yardımcı olup görüştürecekti. Ve bu yok adam bağırdı. Beni kovunca ben geri dönüş yapmadım. Çünkü öbür alt kadroya zarar vermemek için. Kimin için geldim, kimin için beni söylememek için. Çektim gittim bir daha gelmedim. Naci parmaksız. Naci Parmaksız Allah selamet versin. İyi bir adam. Adana'yı güzel bir şekilde yönetti. En sonunda vali. Vali oldu bu. Vali mi oldu? Başka vali olan kim? Naci Parmaksız. Vali oldu. Edirne valisi oldu. Edirne'de de bir şeylik yaptı. Müdürlük yaptı. 85-88 arası burada olmuş. Doğru. Bolatoğlu. Bolatoğlu. Doktor Bolatoğlu. Burada şeylerle irtibatı vardı. Bu Toyota bayilerin bordoroğullarıyla. Bizim bitişimizde 70 dönüm yerleri vardı barların bitişiğinde. Benim de bir köpek vardı Tom isminde. Bolatoğlu ata binmeyi severdi. Bunların da atı çok olduğu için geliyor ata biniyor. Alttan da köpek de havlayınca oradan alttan düşecek mi şikayetçi olmuş ona. Orada demiş bu bizim dostumuzun ahbabımız yeri. Bolatoğlu'ları. Demiş ya Selahattin abi yeri demiş. Bunu bir şey olmaz falan demiş. Ondan sonra öyle kapandı geçti daha var. O Toyota kapanmadı mı sonra? Kapandı gitti orası. Toyota buradaydı. Buradan orayı aldılar. İflas ettiler. Mete Altan. Mete Altan. Allah selamet versin. Orada bir iyi bir adamdı. 93 yıllarında falan hatırlarsam. 1990-93 senesi. Tamam. 93 senesinde adam iyi bir insandı. Ramazan Er. Ramazan Er de bilirim. O da iyi bir adam. Allah selamet versin. 1993-95 arası görev yapmış. 2 sene. Mehmet Gündoğdu. Mehmet Gündoğdu'yu da iyi bilirim. 1995-98 arası. Tam bir sene de o yaptı. Mehmet Gündoğdu muhterem bir Şükrü Yetimoğlu. Şükrü Yetimoğlu kendi kendini beğenmişti. Kendi kendini göstermek için şair kitaplar mitaplar yazıyordu. Anladın mı? Hatta bir gün bana oraya bir şikayete gittim. Benim suçu düşürdü. Ben dedi seni ayağımın altına alam. Alamam dedim ben. Eğer ayağının altına almaya kalksam ben kafamı sağa sola vuracaktım. Şikayet edecektim. Bu yaptı diyecektim. Bana hakaret mi? Hakaret etti. Defol dedi karşısına dedi. Ben dedim adam gibi geldim sana, adam gibi de geri geldim. Şimdi sen vergi veriyorsun, dükkan işletiyorsun, vergi mükellefisin, sana emniyet müdürü sana defol diyor. Emniyet müdürü bana depoluyor. Bir ahlak komiseri vardı Mahmut Aytekin. Onun vasıtasıyla onu şikayete gittik bir sürü çocuktan. Anladın mı? Ahlaklar hatta kitap getirdiler. Ahlak polisleri. Bu şairdi, kitap satıyor. Kitabın tanesi 10 liraydı. 10 liraydı. Bana dediler zaten daha evvel bu olay, daha evvel ha. Olaydan daha evvel. Mecburiyet aslında almak mecburiyetsiniz. Ben gayrimenkul çalıştırıyorum bilmem. Adam 50 tane kitap aldım 500 lira verdim. Herkes 2 tane, 3 tane, 1 tane bilmem ne aldı. En sonunda adam da bize böyle düşman oldu. Ne oldu? Allah ondan sonra ben de intizar ettim. Allah dedim sana dedim bu ömrünü kısa versin. Allah seni cezalandırsın. En sonunda şey yetersizliğinden. İçeride neydi bu? Ney? Akciğer mi? Akciğer yetersizliğinden solunum cihazlarım vardı. Ölüp ölmediğinde bir öldü dediler bilmiyorum yani. Hüseyin Çapkın. Meşhur bir adamdı. İsimli bir adamdı. Kimseye karışmazdı. Beyefendiydi. Güzel yöneticiydi. 2002-2003 senesinde kalmış. Doğru. Mehmet Cebe. Mehmet Ceber. Emniyet müdürlerinden, muhteremlerinden biri de 3-4 sene kaldı burada kal. 4 sene kalmış. 4 sene. 2003-2007. Neyse. Muhterem bir adamlarından biri de oydu. Hatta bir gün ben bir daha o için gittim. Bir arkadaşım vasıtasıyla geldi. Otur dedi. Oturdum. Ne yapıyorum? Dedim, böyle 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 şu şey yapıyor. Ne yapıyorum ben? Böyle böyle yapıyorum dedim. Böyle böyle yapıyorum dedim. Otur dedi. Anlat dedi. Anlattım ben. Nasıl neyizim dedi. Adana'da dediğim kişi Mehmet. Mehmet Cebe miydi? He. Mehmet Cebe Adana'da 6 sene trafik müdürlüğü yaptı.
Evet. 6 sene trafik müdürü yaptı. Buradan da Adana'dan da müdür yardımcısı oldu. Müdür yardımcısı oldu. Urfa'ya emniyet müdürü olarak gitti. Bir müddet de orada kaldı. Mehmet Cevdet. Ondan sonra Urfa'dan buraya geldi. Anladım. Mehmet Cevdet. Trafikten sonra şeye gitti. Urfa'ya gitti. Urfa'dan sonra buraya geldi. Tekrar. Ondan sonra buraya geldi. O zaman işte ben şey yaptım. Ben dedi öyle bir adamım ki dedi Allah'ın verdiği babamdan dedi Allah alır dedi. Benim de dedi neyim var maaşım bana yeter dedi. Şu ceketimi görüyor mu dedi. Bu ceketimle geldim ceketimle gideceğim dedi. Allah bana harama nasip etmesin dedi Mehmet Cebe. Bak hesap et. Şimdiye kadar böyle kişilerle konuna konuştum mu böyle bir şey konuştum mu? Emniyet müdürlerinin arasında farklı bir adam diyorsun yani. Farklı bir adam. En farklı bir adamlardan biri de o. Yaşıyorsa ondan sonrasını fazla irtibatım yok. Yani ondan sonra 2007'den sonrasıyla görüşmedin. 2007'sinden sonra o zaman şeyi bırakmıştım ben. Kadın ödülü bıraktığım için emniyette fazla ilgim yoktu yani. Beni şimdi eski polisler tanır, eski müdürler tanır. Komiser muavinleri şimdi müdür olmuş onlar tanırsa tanır. Yani bütün Türkiye'de Adana'ya gelip gidip tanımayan da pek nadir. Yani irtibatımı kurmuşum onlarla devamlı iyi geçirmişim. Ben emniyette, polisle devamlı iyi geçinen, askerle iyi geçinen bir insandım. Bildiğim yoktu. Onlara karşı yalanı sevmezdim. Doğruyu konuşurdum. Onlar da doğru insanlara haklarını tanır, yardımcı olurlardı. Dalavere yaptığın zaman zaten bilirler. Polis çıkmaz kolay kolay. Ben de doğruları konuşurum. Her şeyi doğruluyorum. Her zaman da kazandım yani. Ben emniyetten şu anda bir şükriyetimin uğru haricinde kimseden şikayet olmadım. Allah ölmediyse Allah onun iki yakasını bir araya getirmez. Ayağımın altına alırım seni ezerim diyordu. Bana dedim bir şey yapamam. Keşke vuraydı birkaç tokat. Şimdi dayı bazı insanlar rütbesine bilmem neyine makamına güvenmiyor. Tamam işte. Şimdi sokakta eğer ki normal bir vatandaş olsaydı bunu sana söyleseydi. Yaşama imkanı pek yoktu. Yoktu. Yani karşılık verecektin ya ölecek ya ben öleceğim. Ya sen öleceksin ya ölecektin. Birbirimizi yaralayacaktık. Ya da Adana'dan gitmek zorunda kalacaktı. Yani ona herkesin ya gücü yetmez. Ya bu rütbesine güvenerek, bilmem neyine güvenerek gezmeye kalkar. Kendine korku vermeye kalkıyor. İsim yapmayacağım, bu şekilde isim yapamam. İsim yapacak bir müdür, bir şahıs, bir devlet güvenli görevlisi, rütbeli yüksek bir isim yapabilmesi için iyilik yapması lazım. İnsanlara yardımcı olması lazım. O zaman o isim yapar. Kötü insan da kötü muameleye sonunda anlatılır yani. Bu adam böyleydi, bu adam böyleydi. Bak. Şükriyetim olur. Koskoca bir emniyet müdürü, bir suçlu dahi olsa, suç yok ha adamın suçu yok. İsmi var ya, emniyet müdürü bir vatandaşı döver mi? Kim dövülür? Çakal dövülür, hırsız dövülür. Uyuşturucu içenler dövülür. Bilmem müttekiler ama kavga etmiş abi bilmem ne yapıyor. Bu insanlar dövülmez. İfadesini alırsın.